Bir taraftan da velilerin ortak derdi okula giden çocuklarının beslenme çantasına ne koyacaklar? Uzmanlar tercih konusunda dikkatli olunmazsa o çantadan obezite çıkabilme tehlikesine karşı uyarıyor. Çocuğunuzun gönlünü hoş etmek isterken seçeceğiniz yanlış yiyecekler geri dönüşü zor bir yola sokabilir sizi. Beslenme çantaları hazır mı? Neler olacak çantalara? Evet. Sağlıklı atıştırmalıklar koymayı düşünüyorum. Bakalım. Neler olacak onda? Sebze, meyve, kuru yemiş. Beslenme çantamızda 3 ana maddemiz olmalı. Bunlardan ilki protein kaynağı besinler, süt veya kefir, peynir, yumurta ve yoğurt. Bu besinlerden biri mutlaka olmalı. Kalsiyum kaynağı, protein kaynağı. Diğer grubumuzda ise faydalı yağlardan zengin besinlerimiz var. Ceviz gibi, fındık, fıstık gibi veya zeytin gibi. Ya da şöyle sağlıklı bir şekilde hazırlanmış, içinde yine peynir olan bir sandviç olabilir. Ve bu şekilde temiz içerikli gevrekler ve atıştırmalıklar da bulunabilir. Evde yapılmış kek ve börek de koyabiliriz. Üçüncü maddemiz de meyve veya sebzeler. Mutlaka elma gibi, salatalık gibi renk renk meyve sebzeler koymalıyız. Benim çocuğum pek okulda bir şey yemiyor. Koymayacağım. Yani fazla bir şey koymuyorum. Evde kahvaltı yapıp gidiyor. Çocukların kahvaltıda en çok sevdiği besinlerden biri bu gevrekler ama bunu yiyip okula gittiklerinde... Evet, ne oluyor? Bunu yiyip okula gittiklerinde bir kere yüksek miktarda şeker almış oluyorlar ve çok karbonhidratlı, çok şekerli bir besinle güne başlamış oluyorlar. Çikolata ekmeği daha çok seviyorum. Bazen süt koyuyor annem. En çok çikolata ekmeği seviyorum. Sağlıklı gibi gözükse de aslında çok sağlıklı olmayan, yüksek kalorili ve obez yapabilen bir beslenme çantası diyebiliriz. Doğrusu nasıl olmalıydı? Doğrusu şöyle olmalı. Hemen meyve suyunu kaldırıyoruz. Yerine süt veya kefir koyuyoruz. Ve bu yine börekleri kaldırıp şöyle güzel bir sandviç koyabiliriz. Peyniri seven çocuklar da var ama sevmeyen, hiç tadına bakmayan da birçok anne şimdi izlerken diyordur, nasıl yedireceğim ben peyniri? Çok doğru. Peynir gerçekten birçok çocuk tarafından maalesef sevilmiyor. Sonrasında sevilmeye başlanıyor. O zaman biz de görünmez bir şekilde ona yedirmeliyiz. Örneğin bu dereotlu ev poğaçasının içerisinde yüksek miktarda, oldukça fazla miktarda peynir var. Ev keki, bunda yüksek miktarda yumurta var. Normal bir kek tarifinin içindeki yumurtanın 2 katı kadar, hatta 3 katı kadar bazen yumurta koyabiliriz. Bu şekilde tükettiğinde de proteinini kekle almış olacak.